Əli bəy, xoş gördük sizi. Azərbaycandan sizə çoxlu salamlar göndəririk. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz də sizə Londondan, Azərbaycan icmasından salamlar yolluyorum. Bir balaca özünüz haqqında məlumat verin. Düzdür, biz koronavirusla bağlı söhbət eləyəcəyik. Azərbaycanlıların və türklərin orada bir-birinə necə dayaq durması, diaspor olaraq bir-birinə necə kömək durması barədə söhbət eləyəcəyik. Amma yəqin bizim tamaşaçılar üçün maraqlıdır. Əli bəy kimdir? Buyurun. Teşekkür ederim Esra Hanım dikkatinize göre. Ben Türkiye Kars şehri doğulu Azerbaycan kökenli bir tıp doktoruyum. Benim ailem İravan'ın Gümrü ve İravan şehrinin özünden. Anam İravan'da doğmuştu, İravan şehrinde. Babam da Gümrü şehrinde doğmuştu ama uşağıken biri 10 yaşında, biri 3 yaşında Türkiye'ye Ermenilerin kırgınından, taşnakların kırgınından kaçıp gelip köçmüştüler. Kars'ta ben doğmuşam ama Üsküdar tahsilimi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaptım. Ve 1974 senesinde genel cerrahi ihtisası yapmak için London'a geldim. Sonra da burada ihtisastan sonra çalışmaya başladım. 35 sene işledikten sonra 10 sene önce pensiye olmuşam. Pensiye olduktan sonra da Türk ve Azerbaycan icması diasporasının işleriyle meşgulam. Yaxşı ki sizi tanıdık. Əli bəy, bizə Azərbaycanlılar haqqında, bizə türklər haqqında məlumat verin. Hazırda vəziyyətləri necədir? Koronavirusa yoluxan var mı? Necə əlaqə yaradırsınız bir-birinizlə? Buyurun. Bugünlərdə sadəcə bu internetlə, bu WhatsApp'la, bu telefonla olabilir. Çünki bilhassa son bu ikinci həftəsidir ki, lockdown deyirik, yani karantina olup bütün İngiltere'de ilk defa London'da başladı. Onun için sokağa, caddeye, küçeye çıkabilmirik. Ancak çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmak yasaktı. Sadece çok mecbur olanda alışveriş yapmak için, markete gitmek için veya eczahaneye derman almak için çıkabilirsiniz. Bizim Azerbaycan evi her zaman Azerbaycan sefirliğiyle beraber koordine diaspora işleri yapmışız. Azerbaycan sefirliği ve Azerbaycan evi Azerbaycanlılarla alaka saxlayırıq. Telefon numaraları var, e-mailler var. Bunları ben size yolladım. Fırsat olarsa gösterin lütfen. Eğer problemleri olan telefon eləmək, zəng eləmək yahut da e-mail yollamaq istəyərlərsə 24 saat cevap alabilecekleri telefon hattı ve e-mail hattı var. Bu anda təəssüf ki İngiltere'de koronavirüs salgını kötüye gidir. Yani tam başa çatması için en azından iki hafta daha var deyirlər. Yani iki hafta sonra zirveye peak olacak. Dünen bir günde 800 kişi rahmete gidip təəssüf ki bu her gün giderekten artacak. Bunu dememdeki sebep odur ki iş çok ciddidir. Bana keçmez diye bir şey yoktu. Yani herkese geçebilir. Balaca uşaqdan 90 yaşında, 100 yaşında insanlara kadar hastahaneye yatırılıp tedavi görenler var. Sizde hansı məlumat var? Azerbaycanlılar arasında yoluxanlar var mı? Böyle bir məlumatınız var? Dünən Səfirlikdeki bu işle məşgul olan Polat Bey ile danıştım. Helalik bir haber yoktu Allah'a şükür. Ama Türk icmasında çok olup. Dünene kadar 20 Türkiye'li vatandaş hayatını kaybedip, vefat edip. Ve teessüf ki onlardan bir tanesi benim çok yakın dostum, 30 sene beraber işlediğim Kıbrıslı Türk Tahsin Bey'in özü de hanımı da hastahanada komaya girmiştiler ama özü biraz yakşılaştı. Hanımı teessüf ki evvelsi gün vefat etti. Ve öyle büyük bir trajedi ki vefat eden hanımın, hayatını itiren hanımın
kardeşi, erkek kardeşi de bir hafta önce rahmete gitmişti. Yani çok büyük trajediler yaşanır. Çok təəssüf, çok təəssüf ki bu cür hallar yaşayırıq. Əli bəy, bir kocaman həkim olarak sizin məsələnin başka tərəflərinə də münasibətinizi bilmək istəyirdi. Ümumiyyətlə, dünyada müxtəlif yanaşmalar var ki, bu bir təbii yolla yaranan infeksiya deyil, bu hansısa məqsədlərlə yaradılıb, bioloji silahdır. Siz bu məsələlər haqqında nə düşünürsünüz? Valla, benim tabii öyle her taraftan her türlü haber gelir. Çin'den ayrı, Rusya'dan ayrı, Amerika'dan ayrı, Türkiye'den ayrı. Ama benim şahsi kanaatim bir ilim adamı olarak bu işlere inanmak ya bu işlere zaman harcamak zamanı değil. Çünkü millet can derdindedir. Ama bu biyolojik savaş olup bilmem necə deyirlər, Çin'den çıkıp, Rusya'dan çıkıp ya Amerikan biyolojiksa onları düşünerek zaman kaybetmek doğru değil. Özür istedim. Bunların hiçbiri ispat olunmuş olmasına da imkan yok. Çoğusu konspirasyon teori deyirik. Yani ispat edilecek şeyler değil. Mühim olan herkesi özünü korumaya almalı. Çoluk uşaqlarını, ailesini, dostlarını sağlam saxlamaq için gayret göstermeleridir. Yani çoğu insan böyle bu teorilerle, bu dedikodularla zaman harcayır, boş boşuna zaman harcayırlar. Bence onların hiçbirinin aslı yoktur. Koronavirüs zaten senelerdir bilinen bir virüsüdür. Bu grip dediğimiz influenza'nın en değişik bir şekliydi. Ama bu virüsler mutasyon olur deyirik, yani cinsini değişir. Onlardan biri cinsini değişti. Bu indi COVID-19, COVID-19 dediğimiz şekle dönüştü. Ve bu da hiç dünyada görülmemiş bir formasıdır. Bu yüzden böyle bir dehşet şekilde yayılır. Siz həkim olarak ne düşünürsünüz? Necə oldu ki dünyada səhiyyənin bu kadar inkişaf elədiyi bir vaxta, elmin bu kadar inkişaf elədiyi bir vaxta, 21-ci əsrdə dünya bir virusun karşısında aciz kaldı? Necə oldu sizcə? Bence iki faktör var. Birincisi, dünya səyahat çok büyük bir rol oynadı bu işte dünyaya yayılmasında. Bak bir insan, ben London'da yaşayıram. İndiye kadar istesem sabah kalksam diyeyim ki bugün Avustralya'ya, yarın San Francisco'ya, ertesi gün Moskova'ya gideceğim desem, bir saat içinde teyare tapıp Avustralya'ya, oradan bir teyare alıp San Francisco'ya, oradan bir teyare, yani insanlar çok dehşet şekilde seyahat ediyorlar. Onun için bir Çin'den kalan bir adam gitti San Francisco'ya, oradan kalan bir adam Avustralya'ya gitti. Bir haftanın içinde bütün dünyaya yayıldı. Birincisi bu seyahatten dolayı ve aynı zamanda bu virüsün yayılma hızı çok yüksek. Yani çok üstkey derecede tehlikeli bir virüs olduğu için alov kimi her tarafa yayıldı. Ve bunun olacağını tahmin eden mikrobiyolojistler, epidemiyolojistler vardı. 10 sene, 12 sene önce haber vermiştiler. Ama teessüf ki bilhassa büyük devletler, Amerika, İngiltere, kimi büyük devletler bunu ciddiye almadılar. Hatta çok üzgün bir vaziyetti ki Amerika'da pandemi merkezi varmış. Bunu Obama zamanında Afrika'da Ebola salgını olanda kurmuştular ki eğer böyle bir şey olanda bunu kontrol etmek için. Ama Trump bunun çok mesarifli olduğunu deyip iki sene önce lağv eləmişdi, yani kapatmıştı. Yani belə səhv işler görülmüştü. Bu yüzden yani dünya buna hazırlıksız yakalandı. Təəssüf. Onun için de indi de bunu telafi etmek için uğraşırlar ama bu arada da çok insanın hayatını kaybediyor. Ve sizin ihtimallarınız nedir? Bu virüsün karşısının alınması ne zamana çekebilir? Ümumiyyətlə kökünün kesilmesi mümkündür mü? Hansı ihtimallarınız var? Valla bu çok bilinmeyen bir mevzudur. Benim oğlum da doktordur. Buradaki büyük hastahanede ilim adamıdır. O bana yanvarın başında dedi ki baba böyle bir hastalık gelir.
herkese keçecek, çok adam ölecek. O zaman ben buradaki normal insanlara diyende bana baktılar, dediler herhalde bu problemleri var, üşüdü, böyle şey olabilir mi ki bir virüs gelsin, herkese keçebilsin, çok adamı öldürsün. Yani bu filmlerde olan bir fantazi kimi dediler. Onun için hiç ne yapacağı, ne edeceği, nerede biteceği belli değil. Ama ilmi olarak kesin olan bir şey var ki bunun elinde sonunda bir aşısı yapılacak. Bunun tek dünyada kontrol edebilmenin tek yolu aşı veyahut da mucizevi bir derman ola ki antiviral değil. Yani virüsü öldüren ilaç ola ki onlarla buna mücadele etmek lazım. Sizce bunu hansı inkişaf etmiş ölkə ortaya qoya bilər bu peyvəndi? Bir ülkenin yapabileceği iş değil. Fakat bu perde arkasında diyelim, yani haberimiz olmamasına rağmen İngiltere, Almanya, Japonya, Çin ve Amerika, Fransa, onlarda meşhur enstitüler var. Onlar gece gündüz koordine olarak internetten birbirlerine ağ kurdular. Bütün scientistler, bütün ilim adamları gece gündüz işleyirler. Hem derman için hem de aşı için. Ama aşının olup bütün dünyaya fayda verebilmesi için en azından 6 ay, bazıları da 18 ay lazımdı deyirler. Öyle bir günde yapılan bir iş değil. Aşının önce tapılması lazım. Sonradan onun kontrollü olarak insanlarda ve hayvanlarda denemek lazım ki sağlıklıdır mı, tehlikeli değil ki, faydası var mı? Ondan sonra da onu bütün dünyadaki insanlara yetecek kadar imal etmek için, yapmak için gene en azından bir 6 ay çekecek. Yani çok büyük işti. Əli bəy, mən istəyirəm sizinlə sağollaşım, təşəkkür eləyim. Bəlkə ola bilər ki, hansısa əlavəniz var, hansısa fikirləri demək istəyirsinizsə, söyləyə bilərsiniz. Xahiş edirəm bütün vatandaşlarımızdan, bütün insanlarımızdan ki, təsadüfə bırakmayın, bu işi çox ciddiyə alın, bir numara evden çıxmayın, özünüzü evdə saxlayın, evdə qalın. İkincisi de ellerinizi yuyun ve hijyen kurallarına uyun. Ben size bizim burada bütün cemaata yayılan hükümetin de gönderdiği nece tedbir alınar diye şekiller yolladım. Azerbaycan Türkçesine çevrilmiş şekilde. Kayış edirəm. Mümkündüsü onları da gösterirsiniz. Biz burada bu tedbirleri görürüz. İnşallah Azerbaycan daki insanlarımız da özlerine dikkat eder, bu tedbirleri alarlar. Bu badireyi, bu felaketi sağlıkla geçirelim.